Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İlim adamları ölmez. Peşinde sayısız sadakayı cariye olan evlatlar bırakan Cemil Meriç beyefendinin aziz ve temiz ruhunu taziz için buraya toplanmış bulunuyoruz. Makamını cennet eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin okunan hatmi şeriflerin nuruyla kabrini kur nur eyle. Allah hepinizin hayırlı dualarını kabul etsin. Ben tekraren teşekkür ediyorum. Bir ölümlünün huzurundayız. 21 yıl olmuş toprağa verileli. Ama bir ülkenin başbakanı onun adına yapılan bir toplantıya onun bir okuru olmak sıfatıyla geliyor. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi bir yazar için acaba? Başta Dücani Cündioğlu beyefendi olmak üzere bu gecenin mimarı gerçekten o. Yani üç eserinin dışında böyle bir Cemil Meriç Rönesansı'nın doğmasını gayretleriyle başarıyor. Ona da minnetlerimi ifade ediyorum. Cemil Meriç Üsküdarlı bir entelektüel olarak bu gece anılıyor. Dün başkanımızla beraberdik Mehtap Televizyonu'nda. Neden Üsküdarlı olduğunu başkanım açıklayalım dedi. Cemil Meriç bağlar başında bugün İlahiyat Fakültesi'nin olduğu yerde köşede bir Mahir İz Parkı var hatırlayacaksınız. Orada bulunan bir Rum Vakfı'na ait 3 katlı bir ahşap evde Kerim Sadi de kiracıyken onun kiracısı olarak oturmuştu. Sonra aşağıda tam o bağlar başına çıkan yolda Selçe Hatun Camii'nin yanından gidilen Kokarpınar Sokak'ta oturmuştu. En uzun süre bugün Fethipaşa'daki belediye tesisi olarak bilinen binada oturmuştur. Beylerbeyi Kuruluk Sokak'ta oturmuştur ve Çengelköy Bakırcıbaşı Sokak numara 29'da oturmuştur. Cemil Meriç'in 1954 öncesi yani gözlerinin gördüğü devir hemen hemen Üsküdar'da geçmiştir. Gözlerini de Üsküdar'da kaybetmiştir. Yani son gördüğü manzaralar Üsküdar'ın sergileri ve kubbeleri ve O içi zengin, dışı fakir, el fakri fahri diyen peygamberin ümmeti olan sevgili Üsküdarlıların çehreleridir. Bu bakımdan Cemil Meriç'i herhalde İstanbul'da bir ilçeye izafe etmek gerekirse en münasip olduğu yerde Üsküdar olacaktır. Annem Fransız olan Victor Hugo'nun Erdalisi'ni okur. Babam da düşünür, parmaklarıyla hesaplar, heceleri. Ondan sonra yaz Fevziye'den, annem yazar, yeni bir satır okunur, tekrar annem yazar. O sırada bugün hafta daha güzel bir kafiye gelir, sil onu da tekrar yazdırır annemi. Sevgili Başbakanım, çok değerli hanımefendi, Cemil Meriç dostları, hoş geldiniz efendim. Bu akşam sizlere yükseğe, daha yükseğe, en yükseğe tırmanmak için, ışığı zirvelerde bulmak için,
zirvelerin ışığını bulmak için ışığını kaybeden bir adamın hikayesinden bahsedeceğim. Bilgi dağını, bilgelik dağını tırmanmak uğruna karanlık bir kuyuya düşmüş bir adamın hikayesinden. Ne yapıp edip o koyu, kopkoyu karanlığı kelimeleriyle ışığa çevrilen bir adamın hikayesinden. Tek başına ve yalnız tırmanmaya çalışmış olsa bile, gerçekte sırf kendi için değil, bizim için de, bizler için de, bu ülke için de tırmanan bir adamın hikayesinden. Tırmandıkça tırmalanan bir adamın hikayesinden. Tarih 1960'ların hemen başı, bir Hazan mevsimi. Bir örgün sonbahar gecesi, 18 Eylül gecesi, gece, her yer karanlık, kapkaranlık, kışın soğuğu kapıda, yağmur henüz dinmiş, ışıklar sönmüş, koca İstanbul uykuda, Üsküdar, Üsküdar'da ışığı sönmüş bir ev. Işığı sönmüş bir oda ve içinde ışığı sönmüş bir adam. Izrap dolu, yaralı, inliyor mu, ağlıyor mu, bağırıyor mu belli değil. Titreyen ses tellerinin boğduğu kısık, yorgun ve fakat muktedir bir ses, inleyen bir ses. Bir feryat mı? Yoksa bir imdat, bir çığlık mı? Sanki bir kükreyiş, bir tehdit, bir meydan okuma, sanki bir nara. Ama bir dua gibi, duaymış gibi ve duaymış gibi. Kah üzüntü, kah öfkeli, her halükarda içten, samimi. Bir haykırış adeta. Evet, bu için için bir haykırış. İçten bir haykırış. Şimdi Fethi Paşa korusunun içinde mahcup bir halde duran o eski, o ahşap evin yanına yaklaşalım. Ve inleyen o sese hep birlikte kulak verelim. Nemesiz, nemesiz, alnı bir mezar taşı kadar soğuk, bakışı cellah satırından daha korkunç ilahe. Neyini kıskandın benim? Elbette ki Promete seni çıldığına döndürecekti. Dara'nın azametine, Karun'un debdebesine, İskender'in yiğitliğine kızmak haklıydın. Homeros, Milton, Beethoven hışmına uğramaya layıktılar. Ey yıldırımlar gibi çınarlara musallat tanrıça. Ben ne Ergumanlar içinde doğan bir Bizans prensiyim, ne gururuyla tanrıları kışkırtan bir titan. Ama madem ki yalnız uluları damgalayan parmakların bana kadar uzandı, madem ki beni de hışmına layık gördün, seni utandırmayacağım. Ya ölüm şarkılarımı boğacak, yahut elimden aldığın dünyadan çok daha muhteşem bir kainat yaratacağım. Sana meydan okuyorum Nemesis. Nemesis, senden korkmuyorum ey çılgın bakire. Olempe tırmanan adam yarı yolda kaldı. Cinler çelme taktılar. Yılanlar yolunu kesti. Olempe giden adam başını göğe kaldırdı. Sevdikleri oradaydılar. Musa'nın gözlerini kamaştıran o ışık onun gözlerini kör etti. Oysa biliyoruz ki yoğun, en yoğun ışıktır siyah. Kalbin içindeki o kara nokta, noktayı Süveyda, gündüz ışığını örtüp sevgiliye çağırır insan. Esra ve yaratılışa ve yaradana. Olempe yalnız gidilmez, yoldaş gerek. Senin yoldaşın korkuların, acıların, utançların. Olempe yalnız gidilmez, kervanla çıkılır yola. Bin çıkılır,
bir varılır. Bir çıkılıp bir varılmaz. O lembe çıkan adam soluk soluğa durdu. İki çocuk taşıyordu sırtında. Onları yavaşça toprağa bıraktı. Ve yaklaştık dedi. İşte o lembe. Çocuklar kahkahayla güldüler. Sırtlarını çevirdiler ona ve kartalların sofrasından arta kalan kemiklerle oynamaya başladılar. Olem'de giden adam Dante'yi arıyordu. Ona diyecekti ki, sen cehennemi anlayamamışsın dostum. Cehennem hatıraların küllenmesi, ümitlerin susması. Cehennem haykıramamak, ağlayamamak. Cehennem çöl değil, kuyu. Sularında yıldızlar parıldamayan kör bir kuyu cehennem. Olem'de giden adam, dinleyin dedi çocuklarına. Size bütün Asli'yi getirdim. Size herhangi bir kitabı değil, bir kitab-ı mukaddesi getirdim. Uykusuz gecelerimde mısra mısra geldi bu vahiy. Çocuklar elleriyle kulaklarını tıkadılar. Aşağıda, çok aşağıda zenciler horat ediyordu. Çocuklar koşmaya başladılar aşağıya. Avrupa, Avrupa diye haykırıyorlardı. Olem'de giden adam, hangi Avrupa diye inledi. Bu sizin Avrupa'mız kusmuk ve kazurak kokan bir domuz ağır. Sonra başını kaldırdı göğe ve Olem'dekilere dert yağına. Hint bir kitabın ilk yaprağıydı belki. Bir vahiyin ilk hecesiydi. Belki tamamlanırdı, belki tamamlanmazdı. Her kitap yarımdır. Kitabı insanlık yazar. Ne mutlu ona bir hece ekleyebilene. Cehenneminde yer var mı Dante? Bütün bir nesle yer var mı cehenneminde? Olem'de giden adam yürüyemiyordu artık. Konuşamıyordu da. Garip sesler doluyordu kulaklarına. Görünmeyen bir korodan gelen sesler. Konuşamıyorsun, konuşamayacaksın, konuşamıyorsun, konuşamayacaksın. Olem'de giden adam iki yol var önünde. Cinnet ve ölüm. Ne bir Hatice-ül Kübra, ne bir Hazreti Ali, havarilerine hak edemeyen insanın yeni tımarhanedir. Sense domuzları mukaddes kitaplarla beslemeye kalktın. Olem'e giden adam burada gömülüdür. Bir türbede değil, bir gönülde değil, bir sayfada, bir sonbahar yaprağında. Olem'e giden adam, öyle bir adam yok. Olsa tanımaz mıydınız? Yaklaşık yarım asır önce, belki bizler için böyle bir adam yoktu. Bizler için, yani o sesi bizzat kendinden duyma imkanını bulamamış olan kalabalıklar için. Evet, Fuzuli gibi dert çok hem dert yok. Düşman kavi, talih-i zebun diye yakınan Meriç ustayı sadırlardan değil, satırlardan tanıyanlar için. Lakin şimdi böyle bir adam var. Bu ülke için var. Biz bu yaralı sesi tanıyoruz. Sesini sesimiz gibi tanıyoruz. Onu kendimiz gibi tanıyoruz. Kendimizi tanıdığımız kadar tanıyoruz. Bu çığlığı bu ülkenin çocukları tanıyorlar. Sizler, hepimiz, yani bu ülke, bu mübarek ülke, bu ülkenin sesine, Cemil Meriç'in sesine kulak vermek için buradayız. Bu yağmurlu sonbahar gecesinden yaklaşık yarım asır sonra, vefatından tam 21 yıl sonra, bu ülkenin çocuklarını, sizleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bu ülkenin yetiştirdiği değerli düşünce ustasının Cemil Meriç'in vefat yıl dönümünde bizlerle bu geceyi paylaştığınız için hepinize, şahsım adına, bu organizasyonda emeği geçen bütün Cemil Meriç dostları adına ve ev sahibimiz Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakır adına şükranlarımı sunuyorum.
Ve şimdi bu ülkenin bir ferdi, bu ülkenin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyleyeceklerini saygıdeğer düşünce dostları, değerli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cemil Meriç Üstad'ı rahmetle, minnetle, şükranla yad ederek sözlerime başlıyorum. Merhum Cemil Meriç'in ülkemizin düşünce hayatına armağan ettiği eserleri kıymetli iki evladını Profesör Doktor Ümit Meriç Hanımefendi ve Mahmut Ali Meriç'i burada sevgiyle selamlıyorum. Düşünce hayatının meşakkatli yolculuğunda Cemil Meriç gibi bir mütefekkire hem evlatlık görevlerini hakkıyla yapmak hem de onun düşünce serüveninde yol arkadaşlığı yapmak her türlü takdiri hak ediyor. 20. yüzyıl Türk düşünce hayatının en parlak yıldızlarından biri şüphesiz ki Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç'i özellikle Türkiye'nin şu günlerinde yad etmek, onun eserlerinin verdiği mesaja bu dönemde yoğunlaşmak son derece ufuk açıcı, yol göstericidir. Bütün hayatını, bütün zamanını hakikati arama sevdasına adayan bir düşünürün, dünyada soğuk savaş rüzgarlarının estiği, Türkiye'de ideolojik kutuplaşmanın büyük acılar yaşattığı bir dönemde bütün ideolojik kabukları kırması kendi ifadesiyle onu düşünce semamızda biricik kılmıştır. Bin bir sıkıntı içinde doğru yolu bulmaya çalışan bizim kuşağımızın katı ideolojik kabuklar içinde kalmamasında Cemil Meriç'in hissesi büyük olmuştur. Türkçenin lezzetini, Türkçe düşünmenin hazzını, bilmediğimiz dünyalara uzanmanın tadını bizim kuşaklarımıza Cemil Meriç kazandırmıştır. Çünkü onun doğuyu ve batıyı aynı anda kucaklayan zengin bir dünyası vardı. Gençlik yıllarımızda onun düşünce zenginliğiyle derin tecessüsü gözlerimizi kamaştırıyordu kubbe altı sohbetlerinde. Çünkü o yıllarda Türkiye'de herkesin ayrı yazarları, ayrı düşünürleri vardı. Bir kesimin okuduğu yazarı diğer kesim okumazdı. Gençlik de, siyaset de her gün şiddetin sınırlarındaydı. Ön yargılar besleniyor, ideolojik kabuklar sürekli katılaşıyor. Oysa Cemil Meriç çok başka bir yerden konuşuyordu. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni terkipler kuruyor, doğuya da batıya da bakışımızı derinden etkiliyor. Hint şairi Tagore'un şu mısralarını zihnimize kazıyordu. Düşüncenin her korkudan azat olduğu bir ülke ki insanları dimdik, dünyalar duvarlarla bölünmemiş, kelimeler
gönlün derinliklerinden fışkırır, emek kemale uzatır kollarını, aklın ırmağı ön yargıların karanlık çölünde kuruyup gitmemiş, ne olurdu Tanrım benim yurdumda böyle bir ülke olsa. Evet, Cemil Meriç, Nazım Hikmet'i de, Necip Fazıl'ı da, Doğu'yu da, Batı'yı da anlamaya çağırıyor. Tarihimizle bizi barıştırıyor. Politik kabullerin dışında bir yüksek dil ve düşünce zevkinin kozasını görüyor. Bu aykırı, sancılı ses uzun yıllar görmezlikten gelindi ama aradan geçen zaman o özsüz ideolojik kutuplarda yer alan aydınları değil, Cemil Meriç'i doğruladı. Bundan 22 yıl önce ülkemizin en güzel şairlerinden, gerçekten çok sevdiğim Cahit Zarifoğlu ile Cemil Meriç peş peşe bu dünyadan gidince yüreğimizin yandığını dün gibi hatırlıyorum. Neyse ki düşünce semamız açıldıkça birçok yazarımız, düşünürümüz, edebiyatçımız, sanatçımız, aydınımız gibi Cemil Meriç de zamanla daha doğru anlaşıldı. Daha nitelikli okuyuculara ulaştı. Değerli davetliler, Cemil Meriç herkesin en keskin sloganlarla kutuplara savrulduğu, şiddetin gençlerimizi rehin aldığı 1970'li yıllarda sağ ve sol çılgın sevgililerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit diyerek bizi orta yola, aklı selime, ilme, irfana çağırdı. O bugünkü Türkiye için de büyük anlamlar taşıyan şu gerçeği bundan 35-40 sene evvel söyledi. Dedi ki, düşünce hürriyeti, düşünce namusu, gelici, ilerici gibi müleffez, yani kirli kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Cemil Meriç, Cemil Meriç, bizim dünyamızdan hasretle gitti. Bugün ne yazık ki hala ülkemizde düşünceye hürriyet hakkı verip vermeyeceğimizi konuşuyor, tartışıyoruz. Ne yazık ki hala siyasetçilerimiz, hala aydınlarımız bile o mülevves kelimelerin tasallutundan kurtulamadı. Bizden hala siyaset üretmek, düşünce üretmek büyük bedel gerektiriyor. Büyük yürek taşımayı gerektiriyor. Oysa aklın yolu, ilmin yolu, irfanın yolu bizi birbirimizi reddetmeye değil, birbirimizi anlamaya götürür. Cemil Meriç'in bize gösterdiği yol ayrılığın değil, birliğin yoludur. Bakın, şu yakınması özellikle yaşadığımız şu süreçte ne kadar manidardır. Evet, aynı ruh haliyle Cemil Meriç'in bir cümlesini tekrarlıyorum. Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye çalışan zavallılar. Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi. Tabii ki Cemil Meriç'i kendi eserleri anlatır. Onun özellikle bu ülke, kültürden irfana, ümrandan uygarlığa, ışık doğudan gelir. Mağaradakiler, bir dünyanın eşiğinde ve Kırk Ambar adlı eserlerini
Doğrusu ben bütün gençlerimizin okumasını arzu ediyorum. Bu sözlerimin nezaket olsun diye değil, bu ülkenin geleceği için yüreği yanan bir insan olarak, sorumluluk mevkiindeki bir insan olarak, bugün hala 1970'li yılların kısır çekişmelerini, kavram karmaşalarını aşamamış olmanın ızdırabını dile getirmek için söylüyorum. Bizim nesillerimiz büyük meşakkatler gördü. Bizden önceki nesiller çok daha ağır sıkıntılar yaşadı. Ama inşallah bu ülkede yeni nesiller kültürden irfana geçen köprüleri yıkmadan, birbirini doğru anlayarak, birbirinin vicdanı olarak yeni köprüler inşa eder ve geleceğe emniyet içinde yürürler. Tek arzumuz, tek temennimiz budur. Burada merhum Cemil Meriç'in manevi ve maddi mirası önünde olduğu gibi, bütün çabamız, bütün gayretimiz bunun içindir. Değerli davetliler, bir siyasetçi, bir başbakan olarak böyle bir platformda yüreğimin sesinin politik mülahazalara kurban edilmesini asla istemem. Ama bir gerçeği dile getirmek zorundayım. Evet, Cemil Meriç zor bir zamanda bu ülkenin vicdanı olmayı seçti. Sağ geleneğinde, sol geleneğinde açıklarını bize göstererek bizi ön yargılardan kurtulmaya çağırdı. Kısaca Türkiye'de düşüncenin, tefekkürün çıtasını yukarıya çekti. Sloganların değil, ilmin, irfanın yolumuzu aydınlatacağını bize gösterdi. Cemil Meriç'in düşünce dünyasına bugünden bakarsak şunu söylemek zorundayız. Unutmayalım ki dün de bugün de siyasetimizi, hayatımızı, düşünce düzeyimiz belirliyor. Yarın daha hür, daha özgür olup olmayacağımız da bugünkü düşünce ve idrak düzeyimize bağlıdır. Düşüncemizi dolayısıyla ferdi, ailevi, siyasi, hukuki kararlarımızı dogmalar, ideolojiler değil, hür bir akıl ve vicdanımız belirlemelidir. Bu yürüyüşün akamete uğramaması için, bu toplumun refahı ve huzuru için, demokrasinin, özgürlüklerin, bu ülkenin bütün vatandaşlarını kuşatması için, fikir hürriyeti, teşebbüs hürriyeti için hepimiz, ama istisnasız hepimiz muhakkak ön yargılarımızla yüzleşmek zorundayız. Yanlışlarımızla yüzleşmeden, objektif ve ön yargısız şekilde hakikati aramadan bir yere varamayız. Değerli dostlar, bu ülkenin sanatçıları, edebiyatçıları, düşünürleri, araştırmacıları olan sizlere hitap etmek için bu gerçekten bana büyük bir imtiyaz. Biliyorum ki Cemil Meriç'in ülkesinde düşünce yolculuğu da en az bu ülkeyi yönetmek kadar meşakkatli bir iştir. Medeniyetin merkezinde yer almış bir ülkenin aydını, yazarı, sanatçısı olmak da zordur. Bütün bu zorlukları hayatı boyunca göğüsleyen Cemil Meriç'in zıtlıkları bu topraklara ait bir yürek zenginliği içinde yeni bir terkibe ulaştırması hepimiz için büyük bir örnek teşkil ediyor. Evet, bu ülke reddi miras ederek değil, tam aksine sahip olduğu muazzam birikime sahip çıkarak mesafe alabilir. Hiç kimse bu ülkenin çocuklarının vicdanını inciterek, zihinlerini daraltarak medeniyet çıtamızı yükselteceğimizi söyleyemez.
Burada Cemil Meriç'i şüphesiz ki benden çok daha iyi tanıyan bu seçkin topluluğun huzurunda belki son söz olarak şunu söyleyebilirim. Unutmayın ki düşünce hayatımız zenginleşmeden, özgürleşmeden siyasetimiz de hayatımız da zenginleşmez. Değerli dostlar, eserleriyle, fikirleriyle gözümüzü aydınlatan, yolumuzu genişleten Cemil Meriç'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle Salı günü kaybettiğimiz büyük sanatkar, büyük romancı, Türk dünyasının büyük düşünürü Cengiz Aytmatov'u da rahmetle anıyorum. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Cemile, Gün Olur Asra Bedel, Toprak Ana, Beyaz Gemi gibi ölümsüz eserleriyle bütün dünyanın tanıdığı Cengiz Aytmatov ile 19 Ekim 2003 tarihinde Bişkek'te uzun dostane bir görüşmem olmuştu. O günün benim için ayrı bir önemi vardı. Çok sevdiğim Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç vefat etmişti aynı gün. Ve ben başbakan olarak resmi bir ziyaret için Bişkek'teydim. Cengiz Aytmatov ile müşterek rüyamız olan Türk dünyasının geleceği üzerine heyecan yüklü orada konuşmalarımız olmuştu. Sovyet sisteminin dağılmasından sonra bağımsız Kırgızistan'ı bir diplomat olarak Avrupa Birliği'nde, NATO'da ve UNESCO'da başarıyla temsil eden Aytmatov, evrensel bir yazar olduğu kadar ciddi bir devlet adamıydı. Türkiye'nin kalkınma ve gelişme hızından büyük heyecan duyuyordu. Merhum Aytmatov'un vefatı vesilesiyle Kırgız kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün edebiyat, sanat dünyasına başsağlığı diliyorum. Okullarımızın tatil olduğu bu günde diliyorum ki bütün çocuklarımız bu yaz tatilinde Cemil Meriç'in ve Cengiz Aytmatov'un eserlerini tanısınlar. Okusunlar. Bir kez daha siz Cemil Meriç dostlarını, düşünce dostlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili Başbakanım, sevgili hanımefendiniz, sevgili Belediye Başkanım, sevgili Valim, sevgili Üsküdar Belediye Başkanım. Bakın kimleri sayıyorum size ve burada sadece Cemil Meriç'in kızı olarak huzurlarınızdayım. Bu akşam burada bütün bulunanlarla beraber bir tek ailenin fertleri olarak birbirimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Çünkü hepimiz Meriç okuruyuz. Meriç'in ortak paydasında birleşmiş olan ülkemizin, bu ülkenin insanlarıyız. O bakımdan size evimizin kapısını açıyorum ve babamın kızı olarak hepinize hoş geldiniz. Buyurun içeri. Bu akşam bu Meriç ailesinin daha evvel geniş Meriç ailesi tarafından malum olmayan bazı sahnelerini burada sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Fakat abimin hazırladığı bu slide gösterisinden önce babamla ilgili sadece bir iki cümle etmek istiyorum. Cemil Meliç, Himalayaların kuzeye bakan yamaçlarından, İran bozkırlarından, Anadolu yaylalarına gelen ve oradan Rumeli'ye geçen bir ailenin çocuğu. Yani onun tarihi bir parça hepimizin ortak tarihi. İsa'dan sonraki 10. yüzyıldan itibaren aşağı yukarı bizlere ait olmaya başlayan bu topraklarda Asya'dan gelen seslerden de nameleri hep sinemizde hissettik. Cemil Meliç bir anlamda 11. yüzyılda Asya'da yaşayan Yusuf Has Haciplerin, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Yunus Emre'lerin, 16. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Sinan Paşaların devamcısı, takipçisi, dostu. Cemil Meliç, 20. yüzyılın bir kalemi, bir çehresi ve eserleriyle, sadece eserlerinin başlıklarıyla dahi bu ülkenin yazarı olarak, mağaradakilerden bahseden bir kalem olarak, kültürden irfana istikametini gösteren bir insan olarak, merkezde kalarak çevremizin hudutlarını çizen insan. İmparatorluğun kelimeleriyle konuşan, müstakbel bir imparatorluğun, bir gönül imparatorluğunun hazırlayıcısı olan bir insan. Bu akşam burada çok değerli isimlerden Cemil Meriç'i tanıyacağız. Bunlardan iki tanesi Cemil Meriç'i hayattayken henüz genç birer asistanken ziyaret etmiş olan Profesör Mete Tuncay ve Profesör İlber Ortaylı olacak. Üçüncü konuşmacı Cemil Meriç'in Bir Düğün Gecesi adlı eserini büyük bir hayranlıkla okuduğu ve kendisine duygularını, düşüncelerini ileten bir mektup yazdığı ama maalesef hayattayken birbiriyle tanışmak imkanını bulamadığını kendilerinde ifade ettiği büyük bir hanım romancımız Adalet Ağoğlu hanımefendi. Ve dördüncü konuşmamızda bu gecenin manevi mimarı olan ve kendisine gerçekten de çok teşekkür ve minnet borçlu olduğum kıymetli dostum Gücane Cündioğlu. Gecemizin ikinci kısmında evi bize birer dost olarak gelen ve babamın çok sevdiği üç isim, musiki dünyamızın üç ismi ama gönül coğrafyamızın hudutlarını çizen üç isim. Çok kıymetli hocamız Fırat Kızıltuğ, çok kıymetli dostumuz Profesör Ruhi Ayangil ve çok sesiyle ve şiiriyle gönlümüzde fırtınalar yaratan kısacık dörtlük yediyle de olsa Memduh Cumhur Bey. Ben bu sevgili konuşmacılarımıza şimdiden sizler adına teşekkürler ediyorum. Cemil Meriç'in ülke coğrafyasında, dünya tarihinde sahip olduğu yeri bize çizerek bir manada Cemil Meriç'in şahsiyetinde bütün Türkiye'yi dünyaya tanıtarak belki de yeni bir Cemil Meriç'le 21. yüzyılın dünyasının Cemil Meriç'iyle bizleri tanıştıracaklar. Hepsine ailem adına ve sizler adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gece aramızda Cemil Meriç'i hayattayken tanıyan, seven, evine yardıma gelen, ona saatlerini, günlerini, aylarını, yıllarını ayıran
çok sevgili talebeleri var. Müsaadenizle bugün 12 ciltlik bir külliyatla ülkemizde bir düşünce aristokrasisi yaratmış olan Cemil Meriç'e gençlik günlerini seve seve bizler için hediye etmiş olan bu talebe dostlara da ayrı ayrı teşekkür etmek ve sizlere onları tanıtmak istiyorum. Nerede oturduklarını şu anda teşhis edemiyorum ama babamın Elazığ Lisesi'nden en eski talebesi olarak bugün buraya şeref vermiş olan Mehmet Ergin Bey aramızda. Onu Mehmet amca nerede acaba? Bakın amca diye hitap ediyorum o kadar. Eskilerde burada efendim kendisi. Elazığ'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a bu geceye şeref vermek için geldim. Yine aramızda Hint edebiyatı ve jurnallerin yazılmasında hoca sabah oldu kalk deyip onu dörtte kaldıran, kahvesini pişiren, eline veren ve dışarıdaki sergide gördüğünüz Oliver marka daktiloya taksitle alınmış olan o külüstür daktilomuza Şehzadebaşı muhtarı olan babasının seçim listelerinin bir tarafı isimlerle dolu olan arkası boş olduğu için müsvedde kağıdı olarak kullandığı kağıdı takarak söyle hoca deyip bize en azından bu üç eseri kazandırmış olan sevgili İzzet Tanju burada. Onu da sizlere takdim ediyorum. Yine aramızda babama çalışmalarıyla yardım etmiş olan diğer öğrencileri de var. Nadir Demirel zannediyorum ki burada. Evet, görebildiğiniz için burada teşekkürler ediyorum. Nadir Bey de babamla sayılamayacak kadar çok çalışmayı birlikte yürütmüş olan bir insan. Bu üç dostumuzu şimdilik sadece tanıtmış oldum. Kendilerine hayatlarını bir düşünce insanına onun gözü olarak adadıkları için teşekkür ediyorum. Ve bu gecemizi Meriç ailesi olarak hepiniz burada bulunduğunuz için kitaplarından tanıdığınız Cemil Meriç'i biraz da gündelik hayatından tanımanız arzusunda olduğumuz için abime son 10 yılın aşağı yukarı Mahmut Ali Meriç'in Cemil Meriç'in hayatını sizlere tanıtacak olan mahrem sahnelerimizi paylaşmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Hanımefendi, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanları, tüm Cemil Meriç severleri, hepinize hoş geldiniz diyorum. Kardeşimin bahsettiği slide gösterisinden önce size kısa bir metin okumak istiyorum. 13 Haziran 1987 Cumartesi günü babamın vefatı üzerine günlüğüme not ettiğim şu satırları, onun 21. ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir araya gelmiş olduğumuz bu 13 Haziran 2008 günü ilk defa olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece 42 yıllık babam 70 yaşında bizleri bırakıp ahirete göçüyor. O zeka, o beyin, o hafıza, o bilgiler, o düşünme alışkanlığı, o gönül yok oluveriyor. Anılarımızda ve kitaplarında, hakkında yazdıklarında, yazılanlarda ve yazılacaklarda yeni ve aslında değişik bir ölüm sonrası Cemil Meriç olarak yaşayacak artık. Huzur içinde yatsın, nur içinde yatsın. Ölen her yakınımız, hele bu annemiz ya da babamızsa bizden de bir şeyler alıp götürüyor.
karşılıklı girift, anı ve ilişkiler yumağı tek taraflıya dönüşüyor. Yani bir anlamda yarı yarıya eksiliyor. Anne ve baba, her şeye rağmen sığınabileceğinizi hep ümit edebildiğiniz bir liman, sınırsız itiraflarda bulunabileceğinizi sandığınız, dertlerinizi paylaşabileceğinize inandığınız bir güç, sevgi ve şefkat odağı. Bazen anlayışsızlık veya kıskançlıktan mağlup olduğunu düşünseniz de emniyet hissi veren bir kuvvet. Sizin bir halkasını oluşturduğunuz zincirin bir önceki halkası, halka halka, sonsuzluğa gömülen, başı sonu meçhul bir hayat zincirinin. Aslında artık onlar, bizde onlardan kalan ne varsa, kalan ve kalmayan, onlarda yaşayacaklar. Bizim kafamızda, gönlümüzde, düşündüklerimizde ve yaptıklarımızda yaşamaya devam edecekler. Bize düşen, onların devamcısı olabilmek, benimsediğimiz yanlarını yüceltmek, varsa onaylamadığımız yanlarını eleştirmek ama sonuçta onlardan bize geçenleri değerlendirerek onları aşmak, aşabilmek. İnsanlığın gelişmesi de bu galiba. Evladın babayı devam ettirmesi, aşsa da aşamasa da bir önceki kuşağın birikimini, manevi mirasını, kendi birikimine, kendi manevi ve entelektüel gelişmesine katabilmesi. Onların bilmekten, duymaktan, görmekten, mezarların ötesinde de olsalar, gurur duyacakları, iftihar edecekleri bir şeyler, birçok şeyler yapabilmesi. Onlar bize ne kadar layıksalar, en az o kadar onlara layık olabilmek, hem kolay hem zor. Ama galiba vazgeçemeyeceğimiz, vazgeçmememiz gereken bir vefa ve şükran borcu. Onlardan ayrılırken onlarla bütünleşmek ve onlara bir gün kavuşurken huzurlu olabilmek, hem onlar adına, hem kendi adımıza, hem de çocuklarımız adına. Meşaleyi devralmak ve karanlığı aydınlığa, kini sevgiye, düşmanlığı dostluğa kaybederek Olimp'e doğru, Himalaya'ya doğru meçhule tırmanmak ve kelime olabilmek. Cemil Meriç bunu başardı ve onun için huzurlu. Allah sana rahmet eylesin Cemil Meriç. Babam benim. Bir gün bir yerlerde buluşmak dileğiyle hem Allah'a ısmarladık hem de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. ...1973 ile 1985 arasındaki 12 yıllık süre içinde çeşitli vesilelerle ve değişik mekanlarda çekmiş olduğum babam Cemil Meriç'in fotoğraflarını izleyebilmek, yani sizlerle de paylaşabilmek arzusuyla bu kısa diapozitif gösterisini düzenledik. Kısa, çünkü elimdeki renkli pozitif malzeme ne yazık ki bu kadar. Onun bu çoğu özel anlarını, günlük hayatından bazı kesintileri, neşeli ve hüzünlü hallerini, ciddi ve somurtkan duruşlarını, hasta halini izlerken, yani bir şekilde onun hayatını paylaşırken, damağımızda tatlı ve buruk bir lezzet kalıyor kuşkusuz. Bu görüntüleri ilk defa olarak onun bu 21. ölüm yıl dönümünde sizlerle paylaşabilmekten mutluyuz. Ne yazık ki fotoğraflar düzenli bir şekilde yıllara dağılmamış. Yani 74 yılından 77 yılına, 78'den 80'e, 81'den 83'e atlamalar, boşluklar var. Yine de tarih sırasına göre düzenlediğimiz bu kareler sayesinde onu bugün oldukça canlı, oldukça yanı başımızda, oldukça içimizde hissedebilmemiz mümkün olacak sanırım. İşte Cemil Meriç'in 56-70 yaş arasındaki
yaşamından bazı görüntüler. İlk iki kare 1973 yılına ait. Göztepe'deki evimizde tek başına, muhtemelen bir öğle uykusu sonrası. Tefekküre dalmış bir hali var. Kulağa okunan da çalışmaya başlamış. Yazıhanenin üstündeki dışarıda sergilenen daktilo hareketlenmeye, tuşlar hızla inip çıkmaya hazır. 74 yılının ilkbaharı. Bu bahar aylarında çekilmiş 9 kare var. Caddebostan'daki aile mülkünün kumsalında elinde hep tesbihi, kulağı öğrencisi Arif Okuyan'da. Aynı bahar ayları kızıyla Caddebostan plajının kumsalında dolaşıp dertleşiyor gibiler. Bir babanın tavsiye ve nasihatleri. Baba 58 yaşındadır, kızı 28'inde. Sohbete devam. Hep 74 baharı, Caddebostan kumsalında baharla yeşeren otların üzerinde, sırtı toprakta, yüzü güneşte dinleniyor ve tabii düşünmeye devam ediyor. Siyah gözlüğünü yanı başına koyuvermiş. Siyah olduğuna bakmayın, o Persol marka bir güneş gözlüğü. Cemil Meriç'in en önemli aksesuarlarından, aslı dışarıdaki sergide. Yine 74 baharı, oğlu doktora çalışmalarının bir kısmını İstanbul'da tamamlamak için 3 aylığına gelmiştir. Bu resimler de onun Olympus marka makinesiyle çekilir. Baba, anne, oğul, teyze ve kardeş bir arada. Aynı gün Cemil Meriç, eşi ve baldızı. Şimdi 3 yıl sonrası ne yapıyoruz? 77'yi 78'e bağlayan 31 Aralık gecesi Cemil Meriç oğlunun evinde çekirdek yemektedir. 78 yaz sonu Göztepe'deki ev. Cemil Meriç bu evde 1962 ila 1984 arası ömrünün önemli bir bölümünü, 22 yılını geçirecektir. Bugün o 4 katlı sayfiye evinin yerinde kocaman bir apartman yükselmektedir. Porto Rico Üniversitesi'nde iktisat profesörü olan öğrencisi, sonra da dostu Fuat Andıç'ın bir İstanbul seyahatinde hocasını ziyareti. Aynı gün deklanşör, anne, baba ve kızın mutlu bir anını ölümsüzleştirmiş. Aynı gün Göztepe'deki evin önünde gruba Cemil Meriç'in eski öğrencisi, her zamanki dostu, mesai arkadaşı İzzet Tanju da katılmıştır. Aradan 2 yıl daha geçer. Şimdi 1980'deyiz. Dış dünyayla en önemli bağlantılarından biri de telefondur Cemil Meriç'in. Dikkat içinde söylenenleri dinliyor. 22 Eylül 1980. İlk torun Cem Meriç, ilkokulun birinci sınıfının ilk gününde. Adeta dedesinden el alıyor. Cem biraz şaşkın, dedeyle babaanne gayet mutlu. 81 Eylül sonu, TRT'den bir ekip, bir televizyon programı çekiminde o günden kalma 20 kare var, 7 kare var, çekim hazırlıkları, mekan Cemil Meriç'in kütüphanesi, yani evin en önem verilen, en yaşayan köşesi. Söyleşi başlamış, Cemil Meriç pür dikkat. Sevdiğim bir an, sevdiğim bir Cemil Meriç portresi. Söyleşi devam ediyor. Bu çekim biraz uzadı gibi. Cemil Meriç'in yeri hep kütüphane ve tahtında, dışarıda sergilenen koltuğunda da diyebiliriz, düşüncenin sultanı. Geniş açıyla kütüphanenin bir kısmı, şarkiyat bölümüyle, Yunan-Roma düşünce ve edebiyatına ayrılmış raflarıyla, medeniyet tarihleriyle, felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat bölümleriyle, Fransız edebiyatı ile, büyük Fransız düşünürlerinin, edebiyatçılarının, tenkitçilerinin eserleriyle, çeşitleri içinde zengin bir kütüphane. Yine 1981, güneşli bir Ekim ayı, Mahmut Ali Meriç'in evinin önündeki bahçede, önde Cemil Meriç, sola doğru Hülya Ayangil, Cem Meriç, Cem'e piyano dersleri de veren aile dostu Ruhi Ayangil, Sinan Meriç, Ferziye Meriç,
Aynur Meriç ve Ümit Meriç. 2 yıl sonrası, 1983 yaz sonu. Mahmut Ali Meriç'in 6 metrelik küçük teknesinde Cemil Meriç aile efradıyla. Aile fotoğrafındaki tek eksik, 6 ay kadar önce bizleri terk etmiş olan Fevziye Meriç. O günden kalma 6 kare var. Cemil Meriç Caddebosan açıklarında. Tabi yalnız değil, bir yanında torun Cem, 8 yaşında, öbür yanında torun Sinan, 7'sinde. Tekne sefası devam ediyor, torunlarla bir başka samimi enstantane. Çerçeveye kaptan da dahil olmuş, dede, oğul ve torunlar. Yolcular arasında Ümit Meriç de var. 2 evlat ve 2 torun da Cemil Meriç. Şimdi de Aynur Meriç tabloya dahil oluyor. Teknedeki bu mutlu görüntülerin üzerinden bir ay geçmiştir. 83 yılı Eylül sonu. Cemil Meriç oğlunun evinde oldukça düşünceli ya da oldukça keyifsiz. Aynı gün. ...1984 yılının 30 Haziran günü. Caddebostan'daki bahçede mutlu bir tablo. Ümit, babam, Aynur, Aynur'un annesi ve arkada 2 muzip torun. Aynı gün Aynur'la Mahmut'ları yer değiştirmişler. Sinan hep muziplik peşinde, dedesini güldürüyor. Babam koluma girmiş, sevgi dolu, benim için unutulmaz bir an. 84 yılı yaz sonu, bir deniz banyosu sonrası güneşlenirken. 20 Ağustos 1984, Caddebostan'daki bahçede bir akşamüstü, aynı gün pek de keyifli değil gibiyiz. Bir hafta 10 gün sonra Cemil Meriç rahatsızlaşır. Bir beyin kanaması geçirmektedir. 84 yılının Eylül-Kasım ayları Cerrahpaşa Hastanesi'nde endişeli bir bekleyiş içinde geçer. Şuuru kah açık, kah kapalıdır. Cerrahpaşa'daki odasında çaresiz o ve hepimiz. Herkes bir mucize beklemektedir. Cemil Meriç ölemez, ölmemeli. Sonrasın 85 yılının Temmuz ayından, yani ölümünden 2 yıl kadar önce. Felçlidir ama hayat doludur. Yaklaşık 2 yıl sürecek hüzünlü bir veda dönemi. Huylu ve huysuz, şuurlu ve şuursuz, gülen ve ağlayan, güldüren ve ağlatan bir Cemil Meriç. 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan ilk saatlerde aramızdan ayrılana kadar. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Her şeyden önce bir düşünce ve fikir adamımız Cemil Meriç'in fikir üretimi karşısında büyük büyük saygıyla eğilmek istiyorum. Anısının düzenlenen bu toplantıda bizden önce konuşanlar onun fikir hayatı, düşünce üretimi üstüne o kadar zenginlikli konuştular, o kadar açıcı konuştular ki doğrusu çok sayın yazar ve fikir adamı Cemil Meriç'in bu dünyası üstüne neler söyleyebileceğimi bilemez hale geldim. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere sahiden çok etraflı bir şekilde açıkladılar düşünce üretimlerini. Hatta eserlerini o kadar güzel ele aldılar ki ben nereden başlayacağım bilemedim şimdi, şaşırdım. Çok teşekkür ediyorum ses hakkı verdiğiniz için, sağ olunuz. Ve Sayın Başbakan, Sayın Üsküdar Belediye Başkanı, İstanbul'un bütün yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyiciler, sizlerle. Bu salona girmeden önce bahçedeki toplantıda buluşma sırasında bazı genç öğrenciler benim yanıma geldiler. Ne güzel dediler, siz burada hocanızın anma toplantısına gelmişsiniz dediler. Ben şaşırdım birdenbire. Kimin dedim? Cemil Meriç'in öğrencisiniz herhalde dediler. Hayır dedim. Sayın Cemil Meriç benim hiç hocam olmadı. Yazık ki hiç olmadı.
kendisiyle buluşmam çok geç oldu. Yazık ki çok çok geç oldu dedim. Biraz şaşırdılar. Doğrusu ben de Cemil Meriç'le her şeyden önce edebiyat yoluyla buluştuğum için biraz geç oldu diyebilirim. Ya da buluşmamız o nedenle böyle oldu. Fakat şöyle bir durum var. İletişim Yayınları Sayın Cemil Meriç'in günlüklerine jurnal 1-2-3 cilt halinde yayınladıkları zaman bu kitabın tanıtım yazısında Cemil Meriç için Sayın Meriç kendisini ben bir yazar ve hocayım. Başlıca işim düşünmek ve düşüncelerimi cemiyete sunmaktır diye tanımlıyorlar. Doğrusu bu tek cümle bile Cemil Meriç'in nasıl bir sadece düşünce adamı değil aynı zamanda yazar ve yazarlığını ve düşünce üretimini bütün bir toplum için ürettiğini açıklamış oluyor. Gerçekten de bu böyle. Fakat benim aslında hem yazar hem düşünce insanı olarak kendileriyle büyük bir sevinçle bulunduğum zaman dediğim gibi gene edebiyat yoluyla oldu. Ben Ankara'da orada okuyorum. Orada üniversite bitirdim. Fransız Dil ve Edebiyat bölümünü bitirdim. Belki de Sayın Cemil Meriç'in İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Dil ve Edebiyatı hocası olmasından ötürü gelen bir benzerlik söz konusu oldu. Ama burada bizi birbirimize yaklaşan başka benzerlikler de var. Şimdi ben Ankara'da bir kitapçı dükkanında bazı kitaplar arıyorum, bakınıyorum. Yanıma çok aydınlık yüzlü, biraz yaşlıca diyeceğim ya da orta yaşlarda bir beyefendi yaklaştı. Bana dedi ki, Adalet Hanım iyi ki sizi burada gördüm dedi. Şaşırdım ben de. Dedi ki, Cemil Meriç'in dedi, size bir mektubu var dedi. Ve dedi, size bazı kitaplarını vermek istiyor dedi. Ben önce şaşırdım. Cemil Meriç adını biliyorum. Ama bize bıraktığı düşünce zenginliği hakkında hiçbir bilgim yok. Hiçbir fikrim yok. Çünkü biliyorsunuz bizim toplumumuzda okuyarak, yazarak düşünce üreten insanlar günün siyasal durumlarına göre, günübirlik siyasaya göre kah vardırlar, kah yokturlar. Doğrusu bizim kuşağımız için biraz Cemil Meriç yoklar arasında bize okutulmadı yani lisede ve üniversitede. Okutulmadı. Böyle bir ilişki kurulamadı. Böyle bir durum söz konusu. Bu da tabii o güne birlik öyle. Yoksa Cemil Meriç gibi ta kadro ve inkılap 1932 yılından beri sosyalist dünyanın içerisinde burada Nazım Hikmet'le, Sayık Bey'le filan ilişkiler kurmuş olacak da bir dönem hani her şeyin şey oldu bir dönemdir o. Aman aman sussunlar, o olmasın, bu olsun falan olan dönemi. Herhalde o nedenle sadece o değil, inanın Tanpınar bile bizden uzak tutulmuştur. Böyle dönemler oluyor. Onun için bizim bazı bilgilerimiz gecikerek elde edilmiş oldu. Şimdi o beyefendi bana böyle söyleyince ben önce şaşırdım, ne münasebetle falan dedi. Neyse benim adresimi aldılar, kitaplarımı bana verdiler, gönderilmişti zaten. Sonra mektubu verdiler, eve koştum gittim ve içinden Sayın Büyük Cemil Meriç'ten bir mektup çıktı. Ve içinden de burada çok sevgili Ümit Hanım'ın açıkladığı gibi benim Bir Düğün Gecesi adlı romanımın okunmuş olmasından doğan bir bilgi veriyordu bana. Daha doğrusu Hisar Dergisi'nde yazmış olduğu bir yazıyı gönderiyordu bana. Şimdi şöyle bir şey var, bu 1979 yılının sonları. Demek ki o romanın yayınlanması da tam tarihinin içine düştü demek istiyorum. Tabii ben bunu daha sonra Mağaralar Bu Ülke kitaplarını Sayın Cemil Meriç için okuduktan sonra ancak kavrayabiliyorum, söyleyebiliyorum. Sayede öyle bir denk düşme oldu. Ama bugün şunu söylüyorum, Sayın Başbakanımız da çok güzel belirttiler ki bugün mağaralardaki bu çok boyutlu ve karşılaşma ve bölünme durumu çok güzel entelektüel açıdan da çok güzel ele alınmaktadır. Benim Bir Düğün Gecesi adlı romanım da
Bazı romanların doğum tarihleri tam denk düşer, zamanına denk düşer doğrusu. O nedenle de çok iyi karşılanmıştı. Fakat asla Sayın Cemil Meriç'in bu kadar zengin bir düşünce üretimi olan bir kişinin benim bir romanımı bu kadar iyi, olumlu bir şekilde sarılacağı aklımın köşesinde geçmezdi doğrusu. Tabii bu bana aynı zamanda büyük bir cesaret de verdi. Açık söyleyeyim büyük bir korku da verdi. Çünkü kendi yazılarımın başlığı Türk Edebiyatı'nda yeni bir satirikon diyor. Satirikon diye başlıyor ve ben satiktir, hatta satirikanı açtığımı söylüyor ve günümüzün satirikanı olduğunu söylüyorlar. Tabii bu tıpkı benim ilk şiir ödülümü Diktarif Fakültesi'nde öğrenciyken Ataş tadını aldığım zaman duyduğum korkuyu duydu oldum. Ben şimdi nasıl açacağım bunu, nasıl yetişeceğim gibi. Mesela o zaman şiire bırakmıştım. Fakat bu yazıyı, Sayın Meriç'in yazısını okuduktan sonra tam tersine kırbaçlandım. Daha doğrusu mağaradakilerin iç mağara, dış mağara bölümlerini baştan sona da okuduktan sonra ve entelektüel hesaplaşması dolayısıyla tam tersine, çünkü Cemil Meriç'in apaçık, hepiniz benden iyi biliyorsunuz ki arayışçı bir düşünür. Arayışçı bir düşünür. Onun için bir ara sofizmin üstünde duruyor ve onu benimsiyor açıkçası. Neden olduğunu da açıklıyor. Çünkü sofizm veya sofua diyelim, bu her şeyi çok boyutlulukla şey diyor. Bugün öyle, yarın böyle. Şu şartlara göre şöylesin, bu şartlara göre böylesin gibi. Müthiş çok katmanlı yani, çok katmanlı bir yaşama biçimini söylüyor. Ve ben de mağaradakileri entelektüel aydın doğu batı sorunlarını incelerken Sayın Meriç'i böyle çok boyutluluk sezdi. Burada neden benim romanıma, çünkü ben de romanıma edebiyatımızda klasik roman dışında çok boyutlu bir kurgu yapmaya çalışmıştım. Böylece onun düşünce öğretimiyle benim yaratı heyecanım veya yolum birdenbire buluşmuş oldu, birbiriyle buluşmuş oldu. Ondan sonra elbette ki buraya gelir gelmez, buraya taşındıktan sonra İstanbul'a ilk yaptığım şey kendilerine adreslerini bir teşekkür mektubu yazıp bir kendini ziyarete gitmek istediğimi söylemek oldu. Hiç cevap almadım. Adres de vermiştim. Ümit Hanım da bunu gayet iyi biliyorlar. Biraz sohbete geliştirdim ama bu gerekli sanıyorum bugün sahiden. Ve ben cevap alamadım. Cevap alamayınca benim yapım öyle ki bana buyur gel demedikçe kimsenin kapısına pat diye çalıp giremem. Epeyce bekledim. Epeyce bekledim. Telefon numarasını buldum. Sağdan soldan öğrendim. Telefon ettim, cevap alamadım. Sonra şu olabilir tabii. İnsan hayatı öyle bir şey ki o ara ev kapalıdır, başka bir yerde olabilirler, tatilde olabilirler, şu olabilirler. Ne olursa olsun benim en büyük kaybım kendilerinin kaybından önce onları görememiş olmak, buluşamayıp ellerini öpememiş olmaktır. Bunun üzüntüsünü hala yaşıyorum. Çünkü ölüm haberiyle karşılaştım. Beklerken ben, cevap beklerken filan. Sağ olsunlar yazarlarıyla, yazılarıyla, edebiyatlarıyla, kitaplarıyla var olsunlar. Ancak Cemil Meriç'i anlayabilmemiz için anlayanlar çok iyi biliyorlar ama bugünkü hareketliliğin içerisinde Cemil Meriç'in biraz üstün örtülmesinin sebebini şu olarak gördüm ben. Çünkü farklı, tek bakışlı değil, farklı ve şirin insanı olmak istemiyor. Kendisi olmak istemiş. O nedenle de oldukça huysuz. Yazıları da huysuzluklar da var orada. Fakat bütün mesele sürü insanı olmamak, kendi analizini kendi yapıp kendisi olmak ve kendi kararını kendisi verebilen bir düşünürümüz Cemil Meriç. O nedenle bu tip bir insan, tabii arayış peşinde olan bir kimse elbette ki şeyde olacak. Toplumun dışında, çoğunluğun dışında görülecek. Bunu yaşadıklarını hissettim. Bu yaşıyor. Cemil Meriç böyle yaşamış. Bütün yazılarındaki huysuzluğun altında yatan da bu diye düşünüyorum. Var böyle bir şey. Bir hırçınlık var çünkü. Var ama gerekli bir hırçınlık. Sahiden karmaşık, kırbaçlıyor insanı. Şimdi onun bence tamam. Yani o farklı duruşu
kişi insan olmaktan çıkma şeydi. Fakat eğer baktım varsa bir şey daha söylemek istiyor. Edebiyatla buluştuk dedim ben. Mesela benim kitaplarında edebiyattan örnekler veriyor. Hem bizim edebiyatımızı Doğu Batı çelişkisi içinde inceliyor, bakıyor. Hem de yabancı edebiyatı. Özellikle Türgeniyev'in Baba Oğul romanı üstünde çok güzel bir şey var, incelemesi var, yazısı var. Ve diyor ki, bu Türgeniyev diyor, ne büyük bir tanık diyor. Toplumun ve dünyanın tanığı diyor. O mükemmel bir kahraman yarattı, Bozorov diyor. Baba Oğul konuşurken Bozorov nihilist diyor ona. Nihilist. Çocuk diyor ki, nihilist ne demek diyor. Nihilist ne demek diyor. O da şuraya yazdım bile cümlesini. Nihilist çürüyor çocuğum, oğlum diyor, nihilist diyor. Hiçbir şey bir şeyi hemencecik kabul etmeyen adam diyor. Ezbere paydos demek istiyor. Ezbere paydos demek istiyor. Sağ olsun eserleriyle ve düşünceleriyle Sayın Cemil Meriç, sizler de sağ olunuz efendim. Dinlediğiniz için. Hitabet yeteneğine sahip olmadığım gibi ben Adalet Hanım'ın edebiyatçı niteliğinden de mahrumum. Ben sade suya bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bir kere Cemil Meriç çok okumuş bir adamdı. En azından onun andığı dünya edebiyatından ve tarihinden ve mitolojisinden isimlerin çokluğu bize engin bir kültür birikimiyle karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Cemil Meriç'in bir özelliği renklerin değişikliği otodidakt olmasıydı. Yani kendi kendini yetiştirmiş. Gerçekten onun lisedeki öğretmenlerinden sonra geniş ölçüde bu engin bilgi birikimini kendi çabasıyla ve fazla bir şeyi yol göstererek olmadan meydana getirmiştir. Cemil Meriç'in en önemli bir özelliği çevirmenliği, gerçekten tercüme konusunda çok uzun zamanlarını harcamış ve ilk eserleri bildiğiniz gibi Fransız edebiyatından, Balzac'tan, Hugo'dan çeviriler. Cemil Meriç sadece çeviriyle kalmayıp eleştirmenlik de yapmış bir insan. Gerçekten çok kıyasıya eleştirdiği önemli Türk düşünürleri ve yabancı düşünürler var. Hatta ben de genç bir asistanken onun bir sivri dilliğine kurban olmuştum. Bir yerde iki kişi arasında polemik savaşları geçtiğini söylemişim. O da bunu yanlış olduğunu, polemiğin zaten Yunanca savaş demek olduğunu, yani savaşı gibi bir münasebetsizlik yaptığımı söyleyip beni azarlamıştı. Ama bu benimle sınırlı değildi. Onun eleştirisinden nasibini alanlar arasında çok önemli insanlar var. Fakat Cemil Meriç bu eleştiri oklarını kendisine de yöneltmeyi bilen bir kişiydi. İşte bu Rusların samokritika dedikleri öz eleştiri hasletine de sahipti. Bir felsefi denemeciydi. Ve temel olarak belki en önemli özelliği tecessüsüydü. Merakı, meraklı bir insandı. Her şeyi öğrenme merakı vardı. Ve öğrenmekten başka düşünmeyi de beceriyordu. Felsefi konularda da denemeler yapıyordu. Ama bana sorarsanız Cemil Meriç özünde bir sanatçıydı. Özünde bir sanatçıydı. Sanatçı demek benim için biraz çocuksu bir insan demektir. Beğenilmeyi, hatta sevilmeyi isteyen bir insan demektir. İşte biraz önce söylediğim bu önüne geleni haşlama, eleştirme, sivri dinlilikle bunun bağdaşması bir hayli zor oluyor. Ben hayatımda onu bir iki kere evinde ziyaret ettim. Ve
son zamanlar herhalde 80'li yıllarda Ümit yardımcı oluyordu. Kendi kendime şey diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani bir babaya, bir kız evladın gösterdiği bu sevgi dolu hizmet herhalde o kızın cennetlik olmasına yetecektir. Yani Ümit tesettüre girmeseydi de cennetlik gidecektir. Tanıklık edebilirim. Aslında biraz yumuşadığına göre hava bir başka anımı anlatayım. Ben Cemil Berici tanımadan önce tabii eserlerini biliyordum. Bir ara Cevdet Paşa üzerine bir kitap çıktı. Ümit Veriç. Şimdi Ümit adı kızlarında, erkeklerinde kullandığı bir şey ve ben doğal olarak belki Ümit Hasan yüzünden ya Ümit Kıvanç yüzünden Ümit Veriç'i bir erkek diye düşündüm ve bir hayli sert bir şey de yazdım sanıyorum. Milliyet Sanat Dergisi'nde çıktı bir kitap eleştirisi. Orada özetle aklımda kaldığına göre bu yazar Cevdet Paşa'nın kendisinden daha tutucu diye de bir şey söylemişti. Aradan fazla geçmedi, bir toplantıda böyle bir resepsiyon falan galiba. Evrak Ongar münasebesisi bana genç güzel bir hanım gösterdi, Ümit Veriç dedi. Ben çok utandım ve ümitledim ki sizin böyle bir hanım olduğunuzu bilseydim böyle şeyler yazmazdım. Üstüm kızı tabii. Üstüm kızı. Şimdi ciddi olarak bugün Ümit Veriç, Cemil Veriç'i anma konusunda en büyük çabayı gösteren, benim yanımda oturan bu genç adam Dücane Cündioğlu. Biliyorsunuz o son 1,5 yıl içinde 3 cilt kitap yazarak bir mabet bekçisi, bir mabet işçisi, bir mabet savaşçısı diye gerçekten Cemil Verici layık olduğu şekilde ele almayı becermiş. Onun sadece yani bir övgüsü değil, hatta eleştirisi. Cemil Veriç'in şeyleri, çelişkileri, eksiklikleri, bunları da onun takdir edeceği bir şekilde bu kitapta ele alınmış. Bir de biliyorsunuz iletişim yayınlarının son yıllarda hayırlı bir şeyi oldu. Modern Türkiye'de siyasal düşünce, siyasi düşünce diye bir dizisi oldu. 7-8 cilt çıktı. Bunlardan 5. cilt Ahmet Çiğdem'in derlediği muhafazakarlık cildi. Bu ciltler iyi de hepsinin bir ortak özelliği doğru dürüst bir tasnif yapılamıyor. Tabii son derece zor. Muhafazakarlığı nasıl tasnif edeceksiniz? Kimi kime bağlayacaksınız? Mesela Cemil Meriç orada Beşir Aybazoğlu'nun yazdığı Türk muhafazakarlığının kültürel kuruluşu bölümünde çerçeve içinde yer alıyor ki Beşir Ayvazoğlu Cemil Meriç'i anmıyor bile o şeyde. Çünkü esas olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Peyami Safa, Hamdullah Sübhi falan üzerinde duruyor. Ama orada bir Tanıl Bora'nın yazdığı bir çerçeve yazı var Cemil Meriç üzerine ve tahsis. Bir de bu Gazi Üniversitesi'nde bir sosyoloji profesörü Kadir Cangızbay'ın yazısı var. Tanrı'nın yazdıkları arasında bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen şöyle cümlesi, Cemil Meriç'i muhafazakar kimliğiyle tüketemeyiz. Yani onu sadece bir muhafazakar diye düşünmek olmaz. Fakat onu muhafazakar cephesini hesaba katmadan düşünmek de eksik kalacaktır. Doğrusu ben Cemil Meriç'in mesela bu akşamki şeye, törene şahit olabilseydi, tabii başbakanın, valimizin, belediye başkanının falan huzurundan keyif alırdı ama böyle esas olarak İslami bir camianın kendisine sahip çıkmasından bir tedirginlikle duyardı diye düşünüyorum. Çünkü bununla sınırlı kalmak istemeyen bir insandı. Ne yazık ki Türkiye'de bu şey olma... Öyle mi? İyi, yoldaşlarımız varmış. Evet. Sayın
Başbakanım, Sayın Valimiz, Hanımefendi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sizlere her şeyden evvel ben aileden değilim ama Ümit Hanım'la tabii yakın meslektaş, dostluk ilişkimiz var ve rahmetliyi de tanıyorum. Benim için ne olursa olsun Cemil Meriç'in anma toplantısına başbakanın, İstanbul valisinin, belediye başkanının gelmesi ve Mete Tuncay demeyeceğim ama çok daha pür Marksist saydığımız arkadaşlara bile katılması Türkiye'nin çok uzun yollar aldığının bir göstergesidir, ümit vericidir. Çünkü bu memleket biliyorsunuz garip bir ülkeydi, yani hep muhteşem bir ülkedir. Tarihini çok büyük acılarla ölen ve o acıları bir yerde içine Cemil Meriç'in kendi hayat hikayesi de dahildir. Ama öte taraftan da bu kadar sıkıntıdan ve fırtınadan geçen bir ülkenin zannedersiniz ki kendi insanına karşı daha merhametli ve daha saygılı davranması gerekir. En azından mesela bunu bazılarımızın çok sevmediği, sevmeyiz ama çok fazla hiç görmezden geldiği Siyonistlerden öğrenmesi gerekir. Yani Siyonist mücadelede insan ve o milletin mensubu olmak çok önemli bir unsurdur. İnsanlar birbirlerini sevmezler o toplumda da, hatta daha da çok sevmezler. Onların içinde de çok muhalif gruplar vardır ama kendilerini çok fazla değer verirler. Bunu maalesef yaşadığı coğrafyada yalnız olan, yalnız kaldığında üstelik çok sık vurgulayan ve çileli bir tarih yaşayan aslında Türk milleti becerememiştir. Cemil Meriç'in nesli demek, itilip kalkılan entelektüellerin nesli demektir. Yani o zamanın Türkiye'si böyle işte bir yeri kapılanıp, bir büyüğünün yanında el pençe divan duran, oradan böyle patrimonyal dediğimiz kullanma, idare etme yetki ilişkileri içerisinde bir takım yerlere gelebilen insanların Türkiye'sidir ve bu öğretilirdi gençlere. Biz o devri pek yaşamadık ama benim çocukluğumda kitap okumak ayıp bir şeydi. Yani adam okur diyor kadınlar aralarında. Yani işte oturur içer falan kafayı çeker. Okur diyor. Şimdi kitap çok az basılıyor. Tercüme diye bir şey yok. Bir takım solcu üstadlar zannetmişler ki işsiz kalınca tercümeyle geçirmişler. Halbuki yaptıkları tercümeden daha pahalı bir altyapı yatırımları olmuş. Çünkü adam çevrilecek kitabı ona ısmarlatıyormuş. Sonra da kitabı alıp kontrol edeceğim diye üstüne yatıyormuş. Ve o kitabı da vermediği tercümeyi de basmıyor. Böyle insanların kapıda sürdükleri bir devir olmuş. Ve öyle bir memleket olmuş ki burada kesin tarihle bir politika vermek gerekir. Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreteri olan kişi ne olursa olsun, belki siz daha iyi bileceksiniz, bu memlekette çok mühim mevkilere gelmiştir Vedat Doktor. O hareketin içinde yer alan insan Şevket Süreyya üstelik de çok gizli görevlere getirilmiştir. Ve birdenbire bıçak gibi kesilmiş bu. Bundan sonra devlet bu babalık görevini kaldırmış evlatların üstünden. Bir kere mühürü yedikten sonra artık ağzınla kuş tutsan tutmana zaten lüzum yok. Sen itilirsin.
ve bu itilme zannetmeyelim ki böyle solculara mahsustur. Kime sorsanız oryantalistik dünyasında size Nihal Arsız'ın tarihi metinleri çok iyi bilen biri olduğunu, historiografinin yani tarihçiliği, tarihini yapan bir kişi olduğunu teslim eder. İşte Süleymaniye'de öyle müdüriyette dahil olmamak üzere bir kenara itilivermiştir. Atıldığı üniversite onu geri çağırmak ve istihdam etmek ihtiyacını duymamıştır bile. Böyle bir şey söz konusu değildir. Üstelik o kişi orada, o Süleymaniye kitaplığında bir hayli düzenleme yaptığı halde takip edildiğine dair bir vesika da yoktur. Bu berbatlık o dereceye gelir ki ansiklopedide, yani önce İdeni sonra Türk ansiklopedisinde Arsız maddesi yazılmıyor. Bazıları zannediyorlar ki ansiklopedi bir şeref defteridir veya kendilerine göre bir şeref defteridir. Türkiye'nin tarihinde ben dermeni halatsız diye biri varsa ansiklopediye yazılır. Yani böyle bir zihniyet vardır. Kime sorsanız ama size Orhan Şahin Gökyay'ın divan edebiyatı metinlerini birinci derecede şerh eden muhteşem bir uzman olduğunu ve maalesef kendisini geçinemeyeceğini söyler. Ben hatırlıyorum Peç Kongresi'nde Kanuni'nin Ziget var sahnesindeki, yani iç aksamının gömüldüğü ve daha vardır biliyorsunuz. İçeri girmiş kendiliğinden okuyor Mersiyesini Baki'nin. Böyle kapıdan giren pşş diye çakılıp kalıyor. Bir derin meditasyonun içine giriyorlar. Şiir okumayı biliyor. Kimse gidip de ya bu adamı bir yere alalım, bu şiiri okumayı öğrensin ve şerh metinler üzerinde çalışmayı öğretsin dememiştir. Atıldığı üniversiteye bir daha geri dönememiştir. İkisinin atıldığı olayda atılan üçüncü bir kişi vardır. Edebiyat tarihleri onun ismini zikretmezler birlikte. Kendi meslek ve mesleklerine dokunan insanların Pertevnay'ı Borat alır. Cemil Meriç için bazı solcular öh dediler. Bazı sağcılar da daha pek olmamış dediler. Onlara göre uymuyor. Halbuki tabii çok ilginç bir biçimde universal bir filolojik kültür var. Bir müddet sonra bunu keşfettim. Bunu bana söyleyen de Neziyet Kurgan, Antakyalı. Şam'da bakalorya yapmış, o işgalin bize yarayan şeyi o oldu. Şam'da bakalorya yapan biri tabii Fransızca ve Fransız edebiyatıyla birlikte Arapçayı da çok iyi biliyor. Ben de işte Osmanlıcayı ondan öğrendim. Şimdi bana söylenen Arapçası mükemmeldir dedi. O öyle dediyse öyledir. Yani başka bir şey yok. Ve bir müddet sonra bunu gördüm. Belki kaybettiği görme duyusu dolayısıyla uzun tarihin içinde bir yoldaşını bulmuştu. Ebu'l-Ala el-Ma'ri, 11. yüzyıl Arap edebiyatının ve belki de bütün Arap şiirinin en parlak adamı. Bunu da artık rahatça söylüyorum çünkü Cemil Meriç'in görüşü de oydu. Ebu Nuvas dediğimiz zaman behimi herif diyor. Ümrü Kays dediğin zaman haklı olarak başka bir kul takıyor. Ama Ebu'l-Ala el-Ma'ri muhteşem biriydi. 11 yaşında görme duygusunu kaybetmişti. Tabii renkleri biliyordu, tabii harita biliyordu. Tabii rakamları yazarak görebiliyordu. Ve geometri biliyordu. Bunları bilip öğrendikten sonra muhteşem bir hafızayla kör olmuştu. Ve varlık üzerindeki görüşleri Cemil Meriç'i çok meşgul etti. Cemil Meriç bana öyle geliyor ki ne bilgisinde ne inancında hemen karar vermeyen çok huzursuz bir bünyeydi. Onu keşfettim ve anladım ve çok saygı duydum.
Onun için diyebilirim ki onun ömrünün son 5 yılında fırsat buldukça, arada bu kadar uzun da mesafe olmasına rağmen pek de ayolumun düşmeyeceği semte gelir ve görüşürdük. Orada onun Batı edebiyatı, tabii Doğu edebiyatı üzerindeki yeni bilgisini gördüm. İlk kültürüne Fransız literatürüyle sızıyordu. Fakat gördüm ki İngilizce de okuyordu. Ve görmeyen gözlerine rağmen Bernard Lewis'i de, Maxim Rodenson'un son eserlerini de takip edebiliyordu. Burada tabii bir başka Türkiye'den de bahsetmek lazım. Cemil Meriç gibi çok sınırlı mali gücü olan ve aslında da fazla uzman falan bulunmadığı bir yerde birisi her sanat hem Türkçeyi hem Osmanlıcayı hem Arapçayı, Fransızcayı okuyacak adam buluyor. İşte bu da bizim milletin dayanışmasında Kadir Sinanlı'ndaki bir pasaj. Fransa'da falan zor bulursun böyle bir. Paran da yetmiyorsa kimse de gelip sana bir şey okumaz. Raflardaki kitapların yerini ezbere biliyor olabilirsin ama bilmezsin. Tabii orada da kendi kızının çok büyük rolü olmuştur. Bu bizim için bir kazançtır. Nitekim görme duygusunu kaybettiği zaman da insanlar onun bilgisinden, onun akıcı uslubundan istifade ederek çok şeyleri öğrenmişlerdir. Bu bir filolojik kültürdür. Açık konuşmak lazım. Türkiye filolojik kültür safhasına girememiştir. Bunu burada Hümanist Gimnazyum karşılığı diyeceğiniz ölü ve diri dilleriyle garbı ve şarkı öğretmeyi hedef ettiğimiz okullarda bile tam göremedik. Kurulamadı istendiği gibi. Çünkü kurup götürecek kimseler yok. Bir imparatorluğun dramını yaşamıştı. O nesilden daha doğarken buna maruz kalmıştı. Rumeli çocuğu soluğu Antakya'da almış ve orada yetişiyor. Onu yetiştiren ailenin o çevreye ne kadar itibar ettiği tartışılır. Bu bir dramdır. Bir sürü insanlar buna maruzdur. Ve Türkiye bunun ne olduğunu yaşar fakat bilançosunu çıkarmaz. Ondan sonra bir döneme gelirsiniz. Bürokrasinin tıkandığı, bir takım arayışlar içine giren insanları affetmediği bir dünyadır bu. Akıllarınca bir enformasyon ağıyla birilerini cezalandırmaya kalkarlar. Ama bu informasyonda da son derecede geri ve cahil kalıplar içindedirler. Hiç kimseyi yerli yerine oturtamazlar. Nitekim daha liseyi bitirdiği yıl mülkiyeye girememekle bu görülmüştür. İstanbul Üniversitesi'nin Fransız dili veya modern Osmanlı edebiyatı veya Arap dilinde herhangi bir kürsüde en etkili profesörlerinden, hocalarından biri olabileceği halde bu marifetlerini ancak ve ancak sosyoloji kürsüsündeki okutmanlıkla değerlendirebilmiştir. Hiçbir zaman oralarda bu kimseyi görmezsiniz. Böyle birkaç dil maalesef bizim hayatımızda olmuştur. Bir tanesi de Vedat Bey, Pınar Arkın Kuzey. Yani bizim okulda okutmanlık yapıyor. O tipte bir filologun Türkiye'de lisan hocalığıyla ne kadar tatmin olacağı ve ne verebileceği zaten talebeye tartışılır. Bu dönemin geçeceğini umut ediyoruz. Ve musibetler bazen çok hayırlı neticeler yaratır. 1980 sonrasında aklı başında solcular ve sağcılar bir araya geldiler. Ben deniz burada söyleyeyim. Mete Tunçay'ın, Orhan Şahin'in elini öptüğünü gördüm. Acaba 20 sene evvel bu fazileti gösterir miydi? Belki evet, belki hayır. Ama insanlar artık mekanın içi
içine girmişlerdi. Birbirlerinizde olmadan bir şey yapamayacaklarını, bir yere gideceklerini, gidemeyeceklerini anlamışlardı. Ne Orhan Şahin, o bildiği solculara karşı eski katılığı kalmıştı. Ne de bir takım arkadaşlarımızın o adama karşı eski bakışı ortada kalmıştı. Anlamışlardı ki bilenler ve memleketin değerli insanları bir yerde görünmez duvarların içinde hapsedilmişler ve orada manasız bir sağ-sol kavgası, bir yer kavgası yapıyorlar. O yer kavgasının ne kadar abes olduğunu ilk haykıranlardan birisi de Cemil Meriç'ti. Kimse bunu tabii dinlemek ve anlamak işine gelmedi. İkinci bir dönem vardı. Münevver çile çekebilir. Çileye rağmen bazı hakikati teslim etmek zorundadır. Türkiye'de geleneğin, ananenin yani devlet fikrinin, içtimai nizamın esas hatlarıyla bize anlatılan hamasetle değil, esas hatlarıyla yaşaması gerektiğini anlayan nadir, nadir düşünürlerden birisiydi. Çünkü devlet ne şu partidir ne bu partidir. Devlet ne 940'ların İnönü diktatoryasıdır. Devlet ne 60'ların, 70'lerin yolsuzluklar resmidir. Devlet uzun tarihi bir olgudur, bir örgüdür. Onu anlamak ve büyük bir ölçüde de saygı göstermek gerekir. Galiba Cemil Meriç'in tefekkürümüze getirdiği budur. Efendim Arapça bilmeden hiçbir şey yapamayız. Arapçanın tercümeleri de vardır. Ama tercümesi olmayan Osmanlıcadır. Binaenaleyh Osmanlıcayı öğrenmek zorundasınız. Onsuz bu memlekette tefekkür yapmanız mümkün değildir. Çok teşekkür ederim. Sayın Vali, Sayın İstanbul Belediye Başkanı, Sayın Üsküdar Belediye Başkanı ve kıymetli Cemil Meriç dostları, organizasyonda emeği olan biri olarak zamanın biraz cömertçe kullanıldığını biliyorum ve sabrınızı, tahammülünüzü zorlamak istemiyorum. Ancak bir Fransız siyaset bilimci, gençler radikal olur der. Çünkü muhafaza edecekleri bir geçmişleri yoktur. Ve fakat kazanacakları geniş bir gelecek vardır der. Yaşlılarsa muhafazakar olurlar. Çünkü muhafaza etmeleri gereken geniş bir geçmiş, uzun bir geçmişleri vardır. Fakat kazanacakları bir gelecekleri yoktur. Orta yaşlılarsa liberal olurlar. Çünkü muhafaza etmeleri gereken bir miktar geçmiş, kazanmaları gereken bir miktar gelecek vardır. Ve hakikaten genç cumhuriyetin aydınları olarak yelpazenin ister sağında ister solunda yer alalım. Hemen hemen hepimiz muhafaza etmemiz gereken bir geçmiş olduğunu ancak orta yaşlardan sonra fark ediyoruz. Kırk altı yaşında biri olarak sinir kemali biraz geçmiş biri olarak
Türkiye şartlarında erken yaşlanmış biri olarak Türkiye'de düşünmenin hakikaten pahalı bir şey olduğunu biliyorum. Eğer ziyaretçilerin önemli bir kısmı sergiden önce salona girdiler. Belki sergiyi gezenler de fark etmemiş olabilirler. Fakat bir kitaba özellikle çıkışta da bakabilirsiniz. Sol tarafta, girişte sol tarafta bir İbn Haldun'un Pirzade tercümesi göreceksiniz. O tercümeyi Ümit Hanım'ın evinde Cemilmer için Osmanlıca kitaplarını bu sergi için tetkik ederken keşfediverdim. Yani Ümit Hanım'la birlikte keşfettik diyebilirim. Benim Bir Mabet İşçisi kitabımın önemli bir kısmı Cemilmer için İbn Haldun tetkiklerine ayrılmıştır. Cemilmer hakikaten ömrünün önemli bir kısmını İbn Haldun'a adamıştır. Sebebi bir Marksist'tir. Fransız solu, Fransız Marksistleri İbn Haldun'u çok önemserler. Sosyoloji biraz Fransız bilimidir. Cemilmer işte biraz da Hilmi Ziya Ülke'nin bir intiharını ortaya çıkardığından ötürü İbn Haldun'la özel olarak ilgilenir. 1944 üzerinde yazıyor El Aziz Lisesi muallimlerinden Cemil Meriç diye. 1944'te satın almış. Aldığı o İbn Haldun Pirzade tercümesi belli ki ucuza almış. Sahaf kazıklamış kendisini. Çünkü iki forması kitabın basılmamış. Onu tek tek görmenizi, dokunmanızı isterim. Cemil Meriç 26-27 yaşında bir genç olarak oradaki 8-10 sayfayı Osmanlıca olarak eliyle sağlam bir nüstadan istinsah ederek doldurmuş. Ve kitabın giriş bölümünde yine yakından görebilseydiniz keşke Fransızca İbn Haldun tercümelerinden notlar, Hilmi Ziya Ülken'le ilgili notlar, Arapça İbn Haldun'la ilgili Annan diye bir Arap fikir adamının, tarihçinin kitabından notlar. Çok daha önemlisi biliyorsunuz İbn Haldun'un Kısmı Sadis diye bilinen 6. bölümü Ahmet Cevdet Paşa tarafından tercüme edilmiştir. Ve mütedahil birbirine geçen kısımlar vardır. Cemil Meriç elindeki Pirzade tercümesinin kenarına tek tek Ahmet Cevdet Paşa'nın notlarını elleriyle yazmıştır. Şimdi 26-27 yaşında Elaziz'de komünist olduğu için eşine öğretmenlik verilmeyen, iki çocuğunu da orada kaybediyor Cemil Meriç. Ölü doğuyorlar. Ve eşine görev verilmediği gibi kendisinin de stajyer öğretmeni olduğu için asil öğretmen yapmıyorlar. Tabii geçinemediği için istifa ediyor. İyi ki istifa ediyor çünkü o istifa sayesinde bir Balzac tercümelerine sahip oluyoruz. Geçimini temin etmek için Ankara Caddesi'nin bezirganlarına tercümeler yapıyor. Şimdi Türkiye'de düşünmek pahalı bir şeydir dedim. Bedeli büyüktür. Türk en çok kim temsil eder diye sorsalar acaba Nazım Hikmet'tir diyebilir miyiz? Bence hayır. Çünkü Nazım Hikmet'in Türkiye'ye ilişkin bir cevabı vardır. Peki Necip Fazıl'dır diyebilir miyiz? Yine hayır. Çünkü Necip Fazıl'ın da bir cevabı vardır. Tuttuğu muhkem bir yer vardır. Fakat Cemil Meriç Türkiye'ye karşı, Türkiye hakkında, Türkiye'nin kimliği hakkında kesin bir cevabın sahibi değildir. Araftadır, iki aradadır. Hem bir taraf Avrupa'ya, Batı'ya bakmaktadır. Ama bir tarafıyla da mirasını, Osmanlı mirasını terk etmeyi istememektedir. Ülkenin, bu ülkenin
bu kimlik krizinden dolayı Cemil Meriç hakikaten nefes alıp verebileceğiniz bir oksijen odası. Müsaadenizle sözlerime son vermeden önce kendi felsefi duruşuma, kendi tanımlarıma göre üç terimi açıklamak, açık kılmak, açıklığa getirmek istiyorum. Cemil Meriç'le dün bir televizyon programında Cemil Meriç hem Doğu'yu hem Batı'yı biliyordu. Cemil Meriç'i okuyup anlamak için ne gibi bir birikim sahibi olmak lazım, hangi kitapları okumak lazım türünden bir sualle muhatap olmuştum. Dedim ki hiçbir birikime sahip olmaya gerek yok. Tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmak için hiçbir bilgi birikimine gerek yoktur. Sadece yine Kur'an'ın tabiriyle bir kalbi selim, yani hüzünlü bir kalp yeterlidir. Biraz acı çekmek, biraz yüksek düşünce ve yüksek sanat için duyarlı olmak, Cemil Meriç'i anlamak için bence yeterli bir başlangıç noktasıdır. Bilgiye değil, duyarlılığa ihtiyaç vardır. Açıklayacağım üç kavram şunlar. Biri şöhret, biri itibar, biri haysiyet. Şöhret, halkın kişiye verdiği değerdir. Kalabalıkların verdiği değerdir. İtibar, seçkinlerin bir kişiye verdiği değerdir. Ve fakat ikisi de verildiği gibi geri alınabilir. Yani şöhret de, itibar da kaybedilebilir. Hatta ben zaman zaman, ben meşhur değil ama muteber bir adamım derim. Fakat itibar da, şöhret de kaybedilebilir. Üçüncü kavramım haysiyet. Haysiyet kişinin kendi kendine verdiği değerdir. Kendinde bulduğu değerdir. Başkaları tarafından verilmediği için kaybedilmez. Cemil Meriç'in bizlere öğretebileceği zannediyorum en anlamlı mesaj şöhreti ve itibarı değil haysiyeti önemsemek. Meşhur ve muteber bir fikir adamı olmaktansa haysiyet sahibi bir mütefekkir olmayı tercih etmektir. Zaten insan kendi kendine değer verirse, kendindeki değeri bulursa, zannediyorum kendine değer veren başkaları da, yani diğer haysiyet sahipleri de o şahsa itibar edeceklerdir. Zannediyorum bizlerin Cemil Meriç'e itibar etmemizin sebebi onun haysiyetli duruşunda kendimizden bir parça buluyor olmamızdır diye düşünüyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ve bizden sonra üç büyük dostu Cemil Meriç'in Fikret Kızıltuğ, Ruhi Ayangil ve Memduh Cumhur bize mini bir konser verecekler. Onları da sahneye böylelikle davet edelim. Sayın Belediye Başkanım, bendeniz Cemil Meriç Üstadımızın kendi hayatı tanıdığı üçüncü müzisyen olma şerefine nail oldum. 1973 yılında biraz önce slaytları seyretmeye başladınız. O tarihte hocamı tanımıştım. Nurettin Topçun talebeler olarak hocamızı ziyarete geldik. Bir kapılandı, bir daha başkasını tanımak ihtiyacını hissetmedim. Hocama hem Fransızca hem Osmanlıca kitap okuma imkanına sahiptim çok şükür. Bunun vaktiyle bir imtiyaz olduğunu zannederdim. Yıllar geçince bunun bir saadet olduğunu farkına vardım. Beni eksik olmasınlar, bir aile ferdi gibi telakki ettiler. Daha sonra da sevgili arkadaşlarıma hocama tanıttım.
ve benim için görmeyen gözleriyle ufkumu aydınlatan bir rehber oldu sevgili hocam. Öyle günler gelmiştir. Rafta kitabın yerini ezber bilir. Bana şuradan Kur'an yarısı gündür. Revolüsyon maddesine oku bakalım derdi. Bir başka zaman mütercümasının kamusunu söyler. Yerine şu rafta şurada der. Ondan sonra o adam da ihtilal maddesini oku, bunları karşılaştır bakalım falan derken bunun ne kadar büyük bir ders olduğunu, bunun ne büyük bir zenginlik olduğunu yıllar geçince çok daha iyi anladım ve Rabbime şükrediyorum ki Cemil Meriç Hoca'nın talebesi olabildim, onun bir aile ferdi olabildim. Onun evinde çok müstesna insanlarla tanışmak şerefine nail oldum. Birkaç anekdot anlatacağım, vaktinizi almazsam müsaadenizle. Bir tanesi rahmetli Celal Sılay'dı. Hocamızın en eski arkadaşlarından şair Celal Sılay. Vaktiyle hocamızın bir ödül arasında almış, daha sonra iade etmemiş. Hocamızın dediğine göre satmış galiba. Utancından uzun önce bir zaman kaybolmuş. Daha sonra tekrar evini, izni, yurdunu kaybettikten sonra Göztepe'de bir evin önünden geçtiğinde çok muhteşem bir kütüphane görmüş ve demiş ki kendi kendine, Cemil Meriç Hocam'ın anlattığına göre, bu kadar çok kitabı olan bir insanı benim tanımamam mümkün değil. Zili çalmış, kapı açıldığı zaman Cemil diye kalın bir sesle Celal Sılay içeri girmiş. Biraz önce slaytlarda üçte birine gördüğünüz muhteşem bir kütüphane. Böyle bir kütüphanenin önünde bir gün hocam otururken aklıma bir müziklik geldi. Rahmetli Necat Muallimoğlu'nun anlattığı ve daha sonra politikada mülte kitabında zikrettiği bir hadise. İngiltere'de bir emekli yargıç, müthiş bir kütüphanenin sahibi. Kitaplarını okurken ya da kitaplarını kucarken birden bir gümbürtü kopmuş. Binlerce kitap emekli hakimin üstüne düşmüş. Evdeki hizmetçi öldüğünü zannetmiş, o kadar binlerce kitabın altına kalınca büyük bir telaşla koşmuş. Kitapları kaldırdıktan sonra aşağıdan yavaş yavaş yükselen bir kahkaha sesi duymuş. Çok şaşırmış, aman sayın hakim demiş, niye bu kadar keyiflendiniz? Gülüyorsunuz falan deyince verdiği karşılık harika. Yıllarca çiğnediğim kanunlar sonunda beni çiğnedi. Gülmenize bir demiş. Sevgili hocam benden zaman zaman şarkı isterdi ve bana söylediği şey şuydu. Benim dünyam sesten ibaret. Bu yüzden senin sesinde kitap okuman ayrı bir zevk. Seni bana şiir okuman ayrı bir zevk. Ne olur beni bundan mahrum etme, senin de çok avantajın olacak, ha bunu unutma derdi. Çok şükür çok geniş bir dünya ve de geniş bir ufuk sahibi oldum hocam sayesinde. Rahmet anlıyorum kendisine. Bir defasında benden bir eser istemiş. TRT'de 5. ve 6. senemdi. Evladım dedi, Sabih Şevket Bey diye bir dostundan bahsetmişti, 150'liklerden. Ondan duyduğum bir eser ama okur musun dedi. Buyurun hocam dedim, hangisi? Ne hevai bağı sazet, ne canareki iştimara diye Farsça bir güfte. Hiç duymadım, bırakın söyleyeyim, duymadım eseri. Ah dedi, hayret dedi, profesyonel müzisyensin, işitmemişim dedi. Sabih Şevket Bey dedi, o yaşta piyanonun başına geçtiği zaman 5000 eseri ezber okurdu. Siz nasıl müzisyensiniz dedi bana. Utandım, dedim hocam söz bir hafta sonra arzu ettiğiniz eseri size takdim edeceğim dedim. Gittim TRT'nin arşivde notayı buldum, hocama söz verdim şekilde bir hafta sonra okudum. Hocamın huzurunda okudum, eseri şimdi size takdim edeceğim. Arkadaşlarımın teşrifinden sonra Acem Aşıran Reda Efendi Yürük Semai. Thank you.
Sen ne sen?
Sayın Başbakanım, muhterem hanımefendi, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben Ruhi Ayancık. Cemil Meriç'le 1970'li yıllarda tanıştım. O zaman Mahmut Ali'nin slaytında da gördüğünüz üzere terbitaze bir genç olarak hocanın huzuruna vardık. Hocayla en önemli özelliğim 12 Aralık aynı günde doğmuş olmamızdır. Bu çok mutlu tesadüfü kutlamak için çok kez bir arada olduk. Bunun ötesinde sohbetle, musikiyle, ilimle, irfanla dolu bir çevrede yer almak bizim için, ki üniversite yıllarında Kubbe Altı Akademi Mecmuası'ndaki yazılarından vardığımız, kümüne vakıf olduğumuz hocamızı ruh ve ruh evinde her hafta sonu ailenin sabrını da zorlayarak sürekli ziyaretlerimiz, bizler de sanıyorum önemli gelişme kapılarına ruh dünyamızın, akli, fikri gelişmemizin biraz bize yardımcı olacak şekilde biçimlenmesine neden oldu. Musiki hocaya her zaman mücerret gelmiştir. Benim işim sözlerledir, kelimeyledir evladım. Düşünceyledir benim işim. Musiki bana hep müper, hep kalpak, hep mücerret gelmiştir. O yüzden musikiyle pek fazla ülfet kurmadım. Sözünü sarf ederdim. Fevkalhat meclisara bir insan, rindane leziyetleri olan, affedici, biraz önce dile geldi, o derecede fırçın, o derecede affetmez, kılıcı keskin, ama gönül almayı bilen, harikulade bir dünyayla karşı karşıyaydık. Ellerini birbirine çarpardı keyifli olduğu anda, Erganu'nu dinlemem bir rindi fevkaladeyim, daima kanunu berbat etmeye amadeyim. Yaşa üstadım Ruhi Bey diye koltuktan ayağa kalkar. O anda neşelenmiş olduğunu anlarsınız. Ama öfkesi de bir o kadar, yanardağ indifası gibi bir öfkeydi. Her halükarda bütün düşünceleri bize bir şekli seyretmekten öte, bir ruh iklimi olarak zihinlerimize aksetti, vicdanlarımızda hakkı olan yeri aldı ve almaya devam edecek. Musikimizle de bağlantılı olarak tabi Cemil Meriç bir düşünce adamıydı, rasyonalistti sonuna kadar. Ama bu ülkenin kültürü ve sanatına yönelik de bizlerin çıkardığı paylar, onun düşüncelerinin izinin düştüğü yollarda bize ışık tuttu. Türk musikisi dediğimiz bu esnaf yadigarının, Türk düşünce hayatının zikzaklarıyla paralel çok önemli bir benzerliği var. Musiki, dilin nameleşmiş halidir. Türk diline ne kadar meclub ise bir sanatkar, bir edip, bunun ses genetiğinde mukabili, eşitti Türk musikisidir. Türk musikisinin tarihi de Türk düşünce tarihinden çok fazla ayrı değerlendirilmemek gerekir ama mücerret, müphem, kaypak bir dünyaya ait olan bu ses dünyası ve onun karşı karşıya olduğu meseleler, ki aslında bir milletin sesinin, tarihinin karşı karşıya olduğu meselelerdir, hep aynı kaderi paylaşmış ve Cemil Meriç'in düşünceleri dışında onun geçmişini ve geleceğini değerlendirme konusunda bizlere yeni davranış biçimleri ilham etmiştir. Hocanın en önemli sözü, önemsiz sözü yok ama benzileyim. Bugüne ve yarına her zaman ışık tutacak olan şu sözü, bütün çalışmalarımda, kişisel çalışmalarımda ve dostlarınızla beraber olan çalışmalarda da bize yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. Doğu ve Batı insan beyninin iki yarısı. Vehimlerinden sıyrılmış bir ruh için ne doğu var ne batı. Sadece bu vehimlerden sıyrılmayı, vehimlerden kurtulmayı doğu adına da batı adına da akılcı düşünceyle elde edilebileceğine olan inancını, gücünü bize
kuvvetle vermiş, sevgili, rahmetli hocamızı özlemle, o öldüğünde büyük bir dostu kaybettik. Ama başka bir dünyaya doğdular, hiçbir zaman kayıp sayılmayacağına göre onu hürmetle, hasretle, rahmetle ve minnetle alıyoruz. Bizi lehimlerimizden sıyıracak güzel düşünceleri bize armağan ettiği için kendimizi ne kadar mutlu adetsek azdır. Şimdi sanıyorum Fırat Kızıltu dostumuz da bir şeyler söyleyecek ama eseri, bundan sonra okuyacağımız eser Şevket Sal makamında bir şarkı. İçinde bulun, bu şarkıyı şunun için seçtik ortak düşüncemiz sırasında. İçinde bulunduğumuz 2008 yılı öldürülüşünün 200. yılında 3. Sultan Selim Han'ın anılmasını gerekli kılan bütün detaylarıyla, bütün boyutlarıyla bu büyük padişahın, sanatkar padişahın anılmasını gerekli kılan bir yıl. 1808-2008. Ve Cemil Meriç'in Bu Ülke kitabına önemli bir izi düşen bir cümlesi var. Bu ülke 1789'dan beri su alan bir gemi. Ve işte Fransız ihtilalinin bizim ülkemizi de su almaya başlattığı o yıllarda Türkiye'nin yönetiminde 3. Selim gibi bir değerli padişah, büyük bir sanatkar padişah, bir örneği dünya tarihinde az bulunan bir şahsiyet hükümdarlığını ve hükümranlığını sürüyordu. O yüzden hem bu yıla bir gönderme, hem 1789'dan beri su alan bu gemiyi, bu ülkeyi 200 yıllık tarihine bir ses namı köprüsüyle bağlamak üzere 3. Selim'in Şevket Sal şarkısını seçtik. Onu memnun Cumhur dostumuz herhalde anons ettik ama bir iki sözle herhalde Fırat Kızıltuğ üstadımız söylemek ister. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, muhterem eşleri, valinin, belediye başkanlarımız ve Ümit Hanım'ın tavsif ettiği gibi Cemil Meriç ailesi. Büyük bir bahtiyarlık bizim için Cemil Meriç'in huzurunda bulunmak, onun sohbetini dinlemek. Bunun için sonsuz şükranlarımız vardır. Memduh Cumhur kardeşimiz bunu temin etmiştir. Son derece memnunuz. Bir de zamanlama açısından bizim için çok önemliydi. Çünkü mesela Ruhi Ayengil ve bendeniz ve benim gibi bazı birkaç bir elinde parmaklar kadar arkadaş Arel ekolünden, Arel anlayışından yetişmiştik. Alafrangacılar tarafından eski bulunuyorduk. Türk musikisiyle uğraştığımız için. Artukacılar tarafından da çok yeni. Batı müziğine yakın. Çünkü her iki müziği de tetkik ediyorduk biz. Tam o sırada bir ben bu mazlum medeniyetin sesi olmak istiyorum diyen ses kulaklarımızda ve ruhumuzda çınladı. O zaman bu medeniyetin en mazlum kısmı Türk musikisiydi. Biz de o yola baş koyduk. İyi de yapmışız. Bize eski diyenlere Nevi'nin egerçi için eski medarız, revacımız yoktur. Revaca da o kadar ihtiyacımız yoktur. Hikmetiyle cevap verdi. Ve şöyle bir yol tutturduk. Örnekler yetiştirdik. Kendimize benzemesi gereken insanları yetiştirdik. Bir kişi yetiştirdik. O bir kişi beş kişi yetiştirecek. Beş kişi 25 yapacak. Ve bu böyle devam edecek. Yani Cemil Meriç bizim musiki anlayışımızı bu şekilde etkilemiş oldu. Korkmayın dedi. Kelimeden korkulmaz. Bize önce onu öğretti. Ve Hindi, İslam'ı ve Batı'yı son derece mükemmel bir kaynaşmayla ki Cemil Meriç'e bir tavsifte izninizle ben yapayım. Sanki bir sibernetikçi edasıyla fikir hayatımızı şekillendirdi. Bu bakımdan çok memnun, mutluyum. Başka mutluluklarım da var. Muhterem kelimeleri kızı Ümit Hanım bana bendenize çok
değer verir, kitapları baba dostu diye imzalar. Ayrıca Hazal'ında hocası olmak gibi bir şeyim de var, vasfım da var. Teşekkür ediyorum efendim.
sevgili misafirlerimiz, bu akşam evimize teşrif ettiniz ve Meriç ailesini Meriç okullarıyla bir eylediniz. Bu geceyi teşrif ettiğiniz için ve bu davete varlığınızla zenginlik kattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Sevgili Başbakanımıza bunca yorgunluğunun arasında böyle bir geceye şeref verdikleri için, renk kattıkları için, Kubbe Altı Derneği'nden beri kendisini dinlediği bir insana dostluğunun devam ettiğini ifade ettiği için ve bu geceye varlıklarıyla katkıda bulunan muhterem Kenan Işık Bey'den başlamak üzere konuşmalarıyla revnak katan, boyut getiren muhterem hocalarımıza, Mete Tunca'ya, İlber Ortaylı'ya, Adalet Ağoğlu'na ve ikinci kısımda şahsi dostluklarıyla Cemil Meriç'i anmış olan bütün dostlarımıza, Fırat Kızıltuğ Beyefendi'ye, Ruhi Ayangil Beyefendi'ye, Memduh Cumhur Beyefendi'ye ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bu gecenin asıl mimarı olan Dücane Cündioğlu'na ve Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır Beyefendi'ye de tekrar teşekkür ederek Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencileri de aramızdaydılar. Onlara da buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Cemil Meriç'in sevgili talebelerine, sekreterlerine, dostlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve evimize sizleri tekrar bekliyoruz diyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Güzel.